Herkese merhaba, ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle tenisçi ile ilgili konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Tenisçi nedir? Öncelikle tanımla bakalım. Neden tenisçi denmiş? Muhtemelen ki tenis oynayanlarda daha fazla görüldüğü için tenisçi denmiş. Ama bizim ülkemizden çok kimlerde görülüyor? Tabii ki tenis oynayanlarda değil. En çok ev hanımlarında görülüyor. Daha sonrasında el işçiliği yapan zanaatkarlar görülüyor. Marangozlarda, ototamircilerinde, makine operatörlerinde ve tabii ki ortopedistlerde. Ben olsam adını ortopedist dirseği koyardım. Çünkü kol kaslarını en çok kullanan mesleklerden biriyiz. Peki tenisçi dirseğinde hastaların ne gibi bir şikayet oluyor? Dirseğin dış tarafında bastırmakla ağrı. El bileğini yukarı doğru kaldırmakla oluşan ağrı. Ağır bir eşyayı kaldırmakla oluşan ağrı yumruk yapıldığında, bir objeyi tuttuğumuzda, hatta el sıkışmasıyla bile oluşan ağrı. Uzun lafın kısası, gündelik hayatta birçok işi yaparken hayat konforumuzu düşüren sevimsiz bir ağrı. Peki her dirsek ağrısı tenisçi dirseği midir? Tabii ki hayır. Hastalarımız dirsek ağrısıyla bize geldiğinde ne yapıyoruz? Sadece baş parmağımızla dirseğin yan tarafına bastırıyoruz, teşhisimizi koyuyoruz. Bu kadar basit. Şimdi geldik en önemli noktaya. Tedavi. Tedavi konusunda sayfalarca bilgi var. Kısaca özetleyelim. Buz uygulama, eklem istirahati, egzersiz, fizik tedavi, ultrasonik dalgalarla olan tedavi ve daha bir sürü sayamadığım tedavi. Peki bunlar sizin için çare olacak mı? %90 hayır. Peki biz ne yapıyoruz hastalarımıza? Öncelikle bu durumun uzun süreçli ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğunu anlatıyoruz. Bu durumun hayat konforunu ne derecede düşürdüğünü soruyoruz. Eğer hastamızın psikolojisini ciddi düzeyde etkileyen bir ağrı varsa en etkili tedavimiz olan enjeksiyon tedavisi uyguluyoruz. Enjeksiyon tedavisinde kortizon, lokal anestezik ve PRP uygulayabiliyoruz. Ben en sık kortizon ve lokal anestezik tedavisini kombine uyguluyorum. Peki bu tedaviden sonra hastalarımız tamamen iyileşiyor mu? Ne yazık ki hayır. Bu hastalığın tekrarlayıcı bir durumu olduğundan bahsetmiştim. Eğer hastamız bu duruma yol açan günlük aktivitelerini kısıtlamazsa ya da azaltmazsa 3 ay sonra ne yazık ki tekrar ediyor. Biz ne yapıyoruz o zaman? Gerekirse tekrar enjeksiyon yapıyoruz. Hastamıza şunu mutlaka söylüyoruz. Bu tedavinin %70'i sizde bitiyor. %30'unda biz yardımcı oluyoruz. Hastamız günlük aktivitelerini düzenlemediği sürece ne yazık ki tekrarlayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet bugün size tenisçi dirseği ile ilgili bilgilendirmeler yaptım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler.